Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Meleğin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün harika bir baklava tarifim var. Kremalı kekli baklava. Ben malzemeleri hazırladım. Haydi buyurun başlayalım. Öncelikle baklavamızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Uygun bir tencereye 3,5 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su ekleyerek karıştıralım ve de ocağımızı alalım. Şerbeti ocağa aldım, kaynaması için bekliyorum. Şerbetimiz kaynadı. 1-2 parça limon tuzu ekliyorum. Bunun yerine 1-2 damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde 10 dakika daha kaynatalım. 10 dakika daha kaynattığımız şerbetimiz görüyorsunuz göz göz oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum ve soğuması için bekliyorum. Şerbetimizin daha hızlı soğuyabilmesi için uygun bir kaba şerbetimizi alıyorum. Bu şekilde ılınmasını bekliyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırıp kıvam almasını sağlıyorum. Şimdi baklavamızın hamurunu yoğuralım. Uygun bir kaba 1 adet yumurta, 1 kutu krema, 1 tutam tuz, 1 yemek kaşığı sirke koyarak karıştıralım. Şimdi karışımımıza un ekleyeceğim. 2,5 su bardağı un kullanacağım. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun markasına ve de yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak kıvamda ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Hamurumuzu 20 eşit parçaya bölelim. Hamurumuzu ilk başta ikiye bölüyorum. Şimdi 10 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm bu parçaları beze haline dönüştürüyorum. Aynı şekilde diğer ayırdığım hamuru da rulo şeklinde yapıp 10 parçaya ayırıyorum. Toplam 20 adet beze oluşturdum. Şimdi üzerine streçleyeceğim ve 20 dakika bekleteceğim. İlk etapta 10 adet bezemizi açacağım tabak büyüklüğünde. Bir tabağa da nişasta koydum. 400 gram nişasta yeterlidir. Bezelerimizi açmaya başlayalım. Nişastadan da faydalanalım. İlk bezemizi açtım. Tabak büyüklüğünde. Şimdi üzerine nişastalayacağım. Diğer bezemi de üzerine koyacağım. Ve bu şekilde 10 tane beze üst üste koymuş olacağım. Son bezemizi de açtım. Tekrar nişasta koydum. Üzerine alıyorum ve 10 tane bezemizi büyük bir baklava yufkası haline getireceğiz şimdi. İlk etapta merdaneden yardım alıyorum. Daha sonra oklavayla büyüteceğim. Merdaneyle açabildiğimiz kadar açtım. Şimdi oklavayla inceltmek için devam ediyorum. Oklavayı genelde hamurumuzu şöyle çekerek açmaya çalışalım. Baklavalık yufkayı ince bir şekilde açtım. Şimdi tepsiye yerleştireceğim.
kenarlardan aşağı inmesini sağlayın. Şimdi bu şekilde içine kekimizi koyacağız. Çırpma kabımıza 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ederek iyice çırpalım. Yumurtamız köpüklü beyaz bir kıvam aldıktan sonra 1 paket vanilya ekleyip biraz daha çırpıp 2 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı un, yarım paket kabartma tozunu ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemimizi bitirdik. Şimdi 1 su bardağı ceviz ilave edip spatula ile karıştıracağız. Ve spatula ile karıştırıyorum. Şimdi hazırladığımız kekimizi içine koyalım. Kek karışımını tepsimize eşit oranda yayalım. Kek karışımımızı yaydım. Şimdi kenarlardan bıraktığım hamurumuzu içeriye doğru katlıyorum. Şimdi diğer baklavalık yufkamızı açalım. Diğer onlu grubu yapacağım. Şimdi son yufkamızı açacağım. Diğer yufkamızı da açtım. Şimdi tepsimizi üzerine koyuyorum. Tepsimiz kadar bir dikdörtgen parça keseceğim. Diğer yarımlarını da içine koyacağım. Şimdi kenarlarda kalan yarım parçaları baklavamızın içine yerleştiriyorum. Şimdi alttaki yufkamızı da üzerine yerleştireceğiz tepsimizi. Şimdi baklavamıza şekil verelim. Baklavamızın kesme işlemini tamamladık. Şimdi üzeri için yağı hazırlayalım. Eritmiş olduğum 100 gram tereyağının içine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağının biraz ılınmasını sağlıyorum. Şimdi yağımızı baklavamızın üzerine gezdirelim. Santigrat dereceye ayarladığım fırına baklavamı sürüyorum. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Fırını önden ısıtmadım. Soğuk fırına sürüyoruz. Şimdi baklavamızı fırına sürelim. Baklavamız nar gibi kızardı. Tam 1,5 saat sürdü. Şimdi fırından çıkartıyorum. İlk sıcağa giden baklavamızın üzerine soğuk şerbetimizi döküyoruz. Baklavamız şerbetini çekene kadar bekleyelim. Kremalı kekli baklava sevdiklerimizle paylaşmaya hazırdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.